Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hamise aşşere min mebhasi nubuvat. Nubuvat mebhasını bugün 15. dersini okuyoruz. Ve husse hayrul halki en kattemmemma bihil cemi'a rabbuna ve ammemma bi'asetehu. Gelecek beytin başındaki kelime de bu ammemmanın mef'ulüdür. Hayrul halk Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam has kılınmış. Neye? Buna. Bi en kattemmeme bihi rabbuna el cemi'a. El cemi'deki elif lafla ibadır. Yani cemi'el enbiya'i. Rabbuna temmemenin mef'ulüdür. Temmemadaki elif itlak içindir. En kattemmeme bihi cemi'a. Orada bam mukadderdir. Maksuru maksurdur. Yani bütün peygamberlerinin tetmimi Efendimiz'e hasır. Yüce Allah bütün peygamberleri Efendimiz'le sonuçlandırmış. Ve ammeme bi'asetu. Bir de bi'asetini ne etmiş? Tamim yapmış. Demek Efendimiz'in burada iki özelliği ortaya çıkar. Bir, bütün peygamberlerin sonucudur. Ondan sonra peygamber gelmez. O da onun şerefine derat ediyor. Dini ta ki başka bir dinle ne sorulmasın. Bir de bi'aseti diğer peygamberler bölgelere veya kavimlere has değil. Evet. Bütün ins ve cinlere has. Oldu. Kavluhu ve husse hayrul halki. Bi bina il fiyani lil mef'uli husse. Ve hayrul halki naibu fa'ili naibu fa'ilin. Fa'alın neydir? Faal-ı naibidir. O faal ki ellezi huvallahu teala. O faal ki nedir? Allahu Teala'dır. Naibul faili dese de ellezi ona sıfat yapsa da iyi olurdu. Sizinki elif tam yok değil mi? Yok. Çünkü ellezi faale sıfat olur. Faal nedir? Nekredir. Naibul faili lezi huvallahu teala. Diğer nüshelere bir bakın. Oldu mu? Ne demek istediğimi anladınız. اَلَّذِي مَعْرِفِ فَاَلْ سِفَدِرْ O faal ki Allah-u Zülcelal'dir. Bu hayrul halk husse binayı fiili bina faaldan binayı mef'ule dönüştürülünce hayrul halk bu mef'ul faal olan Allah yerine geçmiş, naib-u faal olmuş. وَالْاَسْلُ وَخَسَّ اللّٰهُ خَيْرِ الْخَلْقِ Allah-u Zülcelal hayrul halki ne etmiş? Has kılmış. Allah hasenin faalidir. Hayre mef'uludur. Hayrul halki ne demek? Ey efdalehu. Peki halkın en hayırlısı kimdir? Allah onu ne etmiş? Onunla bütün peygamberleri tetmim etmiş. Ve huve nebiyyuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve hayru ef'alu teftilin. Ef'alu nedir? Ef'alu teftildir. Biri derse ef'alu teftil, ef'alu vezni üzerinedir. Hayru ef'alu vezni üzerine değil. Diyor asluhu ahyeru. Asli nedir? Ahyeridir. Neydi? Yan hareketsini kaybedik. Başındaki hemze hasbetik tahfif için hayrun. Çünkü bu kelime, hayrun şerrun kelimeleri çok kullanılıyorlar. Ahyeru ke'ekreme. Hüzfet minhul hemzetül kesetli istemali. Tabi yan herkesin hay verildikten sonra hemze hasif edildi, hayrun oldu. Oldu mu? Yalnız nuhatların örfünde ef'alu vezni üzerine olanlar ef'alu teftil denilir. O vezninin dişine çıkanlar hayrun şerrun gibiye ismi teftil derler. Fark olsun diye. Yoksa ikisine ismi teftil, ef'alu teftil desen olur. Onun için burada ve hayrun ef'alu teftil yerine ismi teftil deseydi nuhatların tabirine daha uygun olur. وَقَوْلُهُ اَنْ قَتَمَّمَا بِهِ الْجَمِيعَ رَبُّنَا اَيْ بِاَنْ خَتَّمَا بِاَنْ خَتَّمَا رَبُّنَا بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَآلِهُ وَسَلَّمَا جَمِيعَ الْاَنْبِيَاءِ Bak tefsir ki şey fayda verir. Bir en khatemedeki ba mukadder maksur üzerine biri de el cemi'edeki ilfa mudafuliyah ivedir enbiyadır. Fel ba'u mukadderetun ba mukadderdir. Birini söyledi, diğerini söylemedi.
Dâhiletun alel maksûri, maksûre dahil olmuş, maksûr aleyhe değil. Niye? Çünkü Efendimiz bu tetmîmul cemî'e has değil. Tetmîmul cemî Efendimiz'e hastır. Efendimiz'de başka şeyler de var. Fe öyleyse fe tetmîmu cemî'il enbiyâi maksûrun aleyhim sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. La yeteaddâhu ila gayrihi. Efendimiz'den gayrisine ne etmiyor? Tecavüz etmiyor, geçmiyor. Delil, Kâle Teâlâ ve hâtemen nebiyyine. Ahzab suresinin 40. ayetinde ve hâtemen nebiyyine demiş. Nebilerin sonuncusudur. Biri derse ayet hâtemen nebiyyin diyor. Ne diyor? Hâtemen nebiyyin diyor. Ayetten yola çıkarak en kad temmema bihil cemi'e cemi'el enbiya'i diyoruz. Enbiyaların hatmi, hatemi Efendimiz'dir. Acaba Resuller nasıl? Diyor ve yelzemu minu hatmul murselin. Liennehu yelzemu min hatmil e'ammi hatmul ahessi. Nebilerin hatmi onunla yapılmış ise Resulların hatmi de mecbur onunla ne yapılır? Onunla yapılır. Ama min gayri aksin. Dese de Resulların hatmi onunla yapılmış. Belki ondan sonra Resul gelmez, Resul gelmez ama Nebi gelebilir. Nebi gelmez deyince Resul tarih-i evlâyla gelmez. Çünkü Risalet mertebesinin içinde nubuvvet de var. Ve la yüşkelu zalike bu hani Efendimiz Zila Yüce Allah bütün enbiyaları tetmim etmiş. Ve la yüşkelu zaliken bin nüzuli seyyidina İsa aleyhissalatu vesselam fi ahiriz zaman. Ahiriz zamanda Seyyidimiz Hazreti İsa'nın nüzuluyla bu kayda bozulmaz. Yani hani peygamberimizden sonra bir peygamber gelir ki o nedir? Seyyiduna İsa'dır. Bu vardı olmaz. Niye? Liennehu İsa اِنَّمَا يَنْزِلُ حَاكِمًا بِشَّرِيَةِ نَب۪ينَا sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimizin şeriatiyle hükmederek geliyor. وَمُتَّبِعًا لَهُ Efendimiz'e tabi olarak geliyor. Öyle değil mi? Evet. Yoksa kendi diniyle, başka bir diniyle hüküm etmez. Epey kendi diniyle hüküm eder diyoruz. Efendimizin şeriatıyla hüküm eder diyoruz. Halbuki cizyeyi kaldırıyor. Şimdi biri murted olunca kafirlerden ya cizye verin ya Müslüman olun deriz. O cizyeyi kaldırır. Gayrimüslimden, İslamiyet'ten başka bir şey kabul etmiyor. Bak bu dinimizde bu hüküm yok. Hazreti İsa'nın hükmünde bu var. Diyor ve la yunafi zalike bu münafi değil. Ennehu şenhal. Yahut da ennehu şenhal. Hine nüzuli, İsa'nın nüzul anında. Bak ennehu İsa. Şen demeyelim. Evet. Ennehu İsa. Hine nüzulihi. Nüzulu anında. Yahkumu bi ref'il cizyeti an ehli kitabi. Ehli kitaptan cizyenin raf'ıyla hüküm ediyor. Ehli kitap, müşriklerden değil. Ehli kitaptan cizyeyi kaldırır. وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ اِلَّا الْاِسْلَامَ اَوْ سَيْفَ İslam veya seyfinden başka bir şey kabul etmez. Ya Müslüman olacaksın ya sizinle savaşırım der. Efendimizin dininde bu yok. İslam da olur. Cizye de olur. Ha, bununla bu söylediğimiz bozulmaz, müşkül olmaz. Niye? لِأَنَّ نَبِّيَّنَا Efendimiz aleyhissalatu vesselam اَخْبَرَ اَنَّهَا bu şeriat yok. اَنَّهَا bu cizye مُغَيَّاتٌ اِلَى نُزُولِ İsa. Efendimiz demiş cizye Hazreti İsa'nın nüzulüne kadar devam ediyor. Öyleyse فَحُكْمُهُ İsa'nın hükmü بِذَٰلِكَ رَفْعُ الْجِزْيَيْلَ اِنَّمَا هُوَ بِشَرِيَةِ نَب۪يِّنَا sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem min emriyledir, hükmüyledir. O da Efendimiz'in şeriatının bir parçasıdır. Hazreti İsa'nın yeni icat ettiği bir şey değil. Ve hasaisuhu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem la tenhasiruhu. Munhasir değiller.
hadden ve la adden. Had sınır itibariyle, ad sayı itibariyle. Hani falan yere kadar diyemeyiz. Bindir, iki bindir olmaz. Efendimizin hesaisleri, menakibleri ad, had ve ad itibariyle münhasır olmazlar. Velakinnel muhimme minha ma zekerehul musannifu. Ama Efendimizin hesaisler arasında, o sonsuz, hadsiz hesaisler arasında en muhimi musannifin zikrettikleridir. Birincisi nedir şu an okuduğumuz? Tetmimun enbiya bihidir. İkincisi umumul bi'asettir. Daha devam ediyorlar. Ve kavluhu ve amme ma bi'asettehu ey ve hasse eyden bi'en amme ma rabbuna bi'asettehu. Demek ve amme ma kad temmeme üzerine atıf. Yani temmeme üzerine atıftır. En kad onun üzerine de geliyor. Ve husse hayrul halki bi en kad ammeme. Ammeme, temmeme üzerine atıf. Oldu mu? Temmemanın ahirindeki elif, işba, itlak için olduğu gibi ammemadaki elif de öyledir. Felba'u mukadderatun. Ba burada da mukadder. Ve ye dâhiletun alel maksûri. Burada da bir önceki gibi maksure dahil olmuş. Kema fillezi kabile. Bir öncekinde olduğu gibi. Öyleyse feten ta'mimul bi'asseti maksurun aleyhi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme la yeteaddâhu ila gayri. Efendimiz'den gayre tecavüz etmiyor. Fe erselehullâhu ila cemî'il mükellefin. Yüce Allah onu bütün mükelleflere ne etmiş? Göndermiş. Minessekaleyni. Öyle değil mi? Bütün sekalenlerin bütün mükelleflerine, mecnunlarına, çocuklarına değil. Ferserehullahu ila cemi'il mükellefine minessekaleyni. İns ve cinden bütün mükelleflere göndermiş. Ama irsale, teklifin, teklif irsaliyle göndermiş. Bu da ittifakın. Hiç kimse, hiçbir alim kalkıp da öyle değil mi? Efendimiz cinlere gönderilmemiş veya insanların bir kısmına gönderilmemiş bunu diyemez. Ve dememiş, bu ittifakı bir meseledir. Ve emmel melaiketu, melaiketlere gelince fakat teqaddeme fihimul hilafu. Hilaf onların içinde geçti. Yani melaiketler hakkında hilaf var. Kimisi diyor Efendimiz onlara da irsal edilmiş. Kimisi diyor irsal edilmemiş. وَالْاَسَّحْ اَنَّهُمْ مُرْسَلٌ اِلَيْهِمَا Efendimiz Essah görüşe göre melaiketlere de irsal edilmiş. Yalnız irsale teşrifi. Teklif irsaliyle değil, teşrif irsaliyle. Teşrif irsali ne demek? Yani melaiketler de onun ümmeti olma hasebiyle şereflensinler. Düşün ki biz ne kadar bahtiyarız. Öyle değil mi? Melaiketler onun nübüvvetiyle kendilerine göndermesiyle şeref duydukları bir peygamberin ümmetiyiz. Ve ba'duhum bazı alimler i'temede buna itimat etmişler. Ennehum mursalun ileyhim irsale teklifi. Melaiketlere de irsalu teklife gönderilmiş. Ama neyle teklif? Bima yeliku bihim. Bizim teklifimiz de değil. Bizim teklifimiz bizim öyle değil mi? Takatimizde olan şeylerle bize teklif yapılmış. Melaketlerin teklifi de onlara layık olan şeyle yapılmış. Hakikaten onlara layık olan bir teklif mi onlara teklif edilmiş? Evet. فَاِنَّ مِنْهُمُ رَاكِعَ وَسَّاجِدَ لَيَوْمُ الْقِيَامَةِ Bu insanlara yapılmamış, cinlere yapılmamış, yapsa da yapamazlardı. Ama melaiketler bunu yapabilirler. Böyle teklif onlara nedir? Layık. Öyleyse Efendimiz ma yeliku bihim teklifiyle onlara gelmiş. Ve ma kullife bihil insu tefsilen ve icmalen. O şey ki insanlar tefsili icmali olarak ona ne olmuşlar? Mükellef olmuşlar. Fakat kullife bihil cin. İnsanların tefsiriyle mükellef olduğu şeye cinler de tefsiri olarak mükellef.
insanların icmalli, icmal olarak mükellef oldukları şeyle melekler de nedirler? Şey, cinler de onunla mücmel olarak, icmal olarak mükellefdirler. Oldu mu? وَمَا كُلِّفَ بِالْاِنْسُ تَفْسِيلًا وَاِجْمَالًا فَقَدْ كُلِّفَ بِالْجِنُّ كَذَٰلِكَ تَفْسِيلًا وَاِجْمَالًا وَشَمِّلَ ذَٰلِكَ Hani biyaset-i am diyoruz, يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ يَعْجُوجَ مَعْجُوجَ de gönderilmiş, onlar da o Efendimiz'e iman etmeyle mükelleftirler. بِالْهَمْزِ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ وَتَرْكِهِ يَعْجُوجَ مَعْجُوجَ Yani terkihi, bazıları diyorlar yacuc macuc. Biz demiyoruz hemze ile elifle. Bil hemzi ve terkihi. Yecuc mecuc, yecuc mecuc. Ve hum evladu Yafes bin-i Nuh. Hazreti Nuh'un oğlu Yafes soyundan gelme. Ve kıyle cilun mine, cilun mine Türki. Türklerden bir kabiledir. Ve kıyle gayru zalike, başka görüşler de var. Zaten Türkler de Yafes bin Nuh'dan gelmişler, duydum kitaplarından geçtiğine göre. Oldu mu? Türklerden mi, başkalarından mı fark etmiyor? Kıyametin alametlerinden biri bu Yecüc Mecüc'ün zuhur etmesidir. Efendimiz bunlarla da gönderilmiş. Bunlar da Efendimiz'e iman etmeyle mükelleftirler. İman etmedikleri için kafirdirler. Ve tahkik ennehu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mursalun li cemi'il enbiya'yı, bütün peygamberlere de gönderilmiş. Vel ummemi sabkati, geçmiş ümmetlere de gönderilmiş. Nasıl oluyor? En son gelen nasıl geçmişlere peygamber olarak gönderilebilir? Evet diyor, gelmiş. Lakin bi ihtibari alemil ervah, alemul ecsam itibariyle, alemul zahir itibariyle değil, alemul ervah itibariyle geçmiş peygamberlere, ümmetlere de gönderilmiş. Hakikaten öyle mi? Evet. فَاِنَّ رُوحَهُمْ خُلِقَتْ قَبْلَ الْاَرْوَاحِ Bütün ervahlardan önce Efendimiz'in ruhu yaratılmış. وَاَرْسَلَهَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah-u Zülcelal Efendimiz'in ruhu bütün ervahlara gönderilmiş. فَبَلَّغَتِ الْجَمِيعَ Bütün ervahlara tebliğ etti. Bütün ne? Yani فَبَلَّغَتْ جَمِيعَ الْاَرْوَحِ يَاخُدْ فَبَلَّغَتْ جَمِيعَ الْاَحْكَامِ لِجَمِيعَ الْاَرْوَحِ Cemiden cemil ahkam da alabiliriz. Cemiden cemi'ül ne? Ervah da alabiliriz. Zahar mutevadır da budur. Oldu mu? Ama bunun kat'i bir delili, hadis veya ayet yok. Kitaplarda geçiyor. Buna dair kat'i delil yok. İnkar da etmeyiz. İlla budur. Ne etmeyiz, daha etmeyiz. Olabilir, mümkün. Efendimiz bunun daha ötesine layıktır. وَالْاَنْبِيَاءُ نُوَّابُهُ فِي عَالَمِ الْاَسَّامِ Âlem-ül ervahda Efendimiz bütün ervahlara gönderilmiş. Ama enbiyalar âlem-ül essamda Efendimizin naibleri, vekilleri olarak nübüvveti sürdürmüşler. Tebliğ görevini üstlenmişler. فَهُوَ سَلَّ اللّٰهُ Durum böyle olunca مُرْسَلٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ Bütün insanlara gönderilmiş. Min ledun Adem'e ile yevmil kıyameti. Hatta ile nefsihi. Efendimiz kendi nefsine de ne yapmış? Göndermiş. Efendimiz de kendine iman etmek, Hatim-ül Enbiya oluşuna, Resul oluşuna, Ulu Azm oluşuna, onu da iman etmesi, inanması lazım. Niye? لِدُخُولِ الْجَمِيعِ تَحْتَ قَوْلِ سَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمْ بُعِسْتُ اِلَمْ نَاسِ كَافَّةً Buradaki kafetlerin içinde enbiyalar, rusullar, geçmiş ümmetler, Efendimiz de bunun içinde vardı. Oldu mu? Bu hadis sahihdir. Buhari'de de geçiyor. Müslim'de var mı yok mu bilmiyorum. Bakın, لِدُخُولِ الْجَمِعِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِنَاسِ Bunun altına da girmiş. Bu da Neben 28. ayeti. Oldu mu olmadı? فَمَنْ نَفَا عُمُومَ بِعْسَتِهِ Kim Efendimiz'in bi'setini, umumunu nef ederse. فَمَنْ نَفَا عُمُومَ بِعْسَتِهِ sallallahu aleyhi ve sellem fakat kefere.
Kim Efendimizin bi'assetini umumunu nef ederse فَمَنْ نَفَا عُمُومَ بِيَسَدِهِ sallallahu aleyhi ve sellem فَقَدْ كَفَرِ Kim ki demiş derse Muhammed aleyhissalatu vesselam Araplara göndermiş kafir olur. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِنَاسِ ayette de var hadiste olduğu gibi. وَفِزَالِكَ بِيَسَدِنَنْ am oluşunda وَاَمَّمَا بِيَسَدَهُ de رَدُّنْ عَلَى الْعِيْسَوِيَّةِ Şimdi İsevi deyince Hazreti İsa iman edenler, Hristiyanlar anlaşılır. Diyor, وَهُمْ İseviler فِرْقَةٌ مِنَ الْيَهُودِ Yahudilerden bir firkadırlar. زَعَمُوا تَخْسِيسَ رِسَالَتِهِ sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme bil arabi. Yahudilerin bir firkası Efendimiz Araplara yalnız gönderildiğini iddia ediyorlar, söylüyorlar. İşte bu وَاَمَّمَّا بِعْسَتَهُ لِجَمِيلِ الْخَلْقِيلَ onlara da rad yapıldı. وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا كَافَةً لِنَاسِيلَ onlara rad yapıldı. Bu işle ile nasi kafetenle onlara ne yapılıyor? Rad yapılıyor. Peki, لَا يُقَالُ تَعْمِمُ الْبِعْسَتِ بِعْسَتِ tamim, yani bi'setin tamimi neyse khasen bin nebiyyina sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme. Efendimiz'e khas değil ya. Başka kime var? Bel misluhu Nuhun. Hazreti Nuh da kimin gibidir? Efendimiz gibidir. Fe innehu kâne mebhusen li cemî men fil ardi. Ba'de tufan. Tufandan sonra yeryüzüne ne kadar insan varsa hepsine gönderilmiş. Doğru mu? Evet. Yeryüzünde insan ne vardı? Gemisinde vardı. Gemisinde olan, onunla beraber olan, gemiden çıktıktan sonra bunların hepsini Hazreti Nuh'a iman etmek mecburiyeti yok muydu? Hazreti İsa bunların hepsine gönderilmemişti. Gönderilmişti. O zaman yeryüzündeki insanların tamamına gönderilmişti. Diyor, bu varid olmaz. La yuqalu ta'mimul bi'seti leyse khasen bin nebiyine. Bu denilmez. Niye? Li'enna nekulum ta'mimul bi'seti Nuh leyse min asıl bi'seti. O bi'setin aslından, kökünden gelmiyor, kaynaklanmıyor. Ben emrul ittifakiyun. O Hazreti Nuh'a ittifaki oluşan bir emir. Ona böyle rast gelmiş. Niye öyle rast geldi? Niye ittifaki? لِأَنَّهُ شَنْحَلْ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْهَلَاكِ Helaktan, boğulmaktan kurtulmadı. اِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي سَفِنَةِ Gemide onunla beraber olanlar yalnız kurtuldular. Yalnız ne ettiler? Kurtuldular. Başka kimse ne etmedi? Kurtulmadı. Onunla beraber yalnız kimse, hepsi ona iman etmek zorunda değiller. Hepsine gönderilmişti. Oldu mu olmadı? Peki bu emma ta'mimu bi'sedi seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O ittifakı bir emir değil. Fehuve min asl bi'seti. O bi'setin aslında vardı. Bi'set o şekil gerçekleşmişti. Ve muhtada ma zükire. Zikredilerin muhtadası budur. Enne bi'seten nuhin lem tekun ammeten kabla tufan. Tufandan önce bi'seti am değil. Bu söylediğimizden bu çıkar. Öyle değil mi? Madem am değilse o zaman tufanda ölen herkes küfür üzere gitti diyemeyiz. Hazreti Nuh'un göndermediği kişiler fetret ehli olabilirler, kurtulmuş olabilirler. O zaman feyekunu ba'dul muğrakine lem yursel ileyhi. Bazı muğraklara gönderilmemiş, hiçbir peygamber gönderilmemiş olabilir. Öyle değil mi? Anlaşıldı. Biri derse, madem olabilir Hazreti Nuh, muğraklarına hepsine gönderilmemiş olabilirdi. O zaman onlar mükellef değiller, onlar fetret ehlidirler. Niye Yüce Allah onları cezalandırdı, ihrakla, boğulmayla onları, boğulmak suretini onları helak etmeyle niye cezalandırdı? Öyle bir soruya yer çıkar. Feyukalu ihtiraz olarak, lem yursel ileyhim, onlara gönderilmemiş, yani hepsine, bir kısmına gönderilmemiş. Fema mucibu garkihim, onların garkının mucibi, gerekçesi, sebebi neydi? وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
Ne onları azablandırdı diye bak Resul göndermemişti. İsra suresinin 15. ayeti. Oldu mu? Ve lizalike bu ihtirazdan dolayı ile bir ile şöyle demiş. İnneha Hazreti Nuh'un biaseti ammetun kabla tufan. Bu ihtirazdan kurtulmak için demiş tufandan önce biaseti amdi. O zaman muğrak olanlar hepsinin iğrak, ihlak gerekçesi vardı. Ne diyeyim? Kendilerine gönderilen peygambere, iman etmeleri gereken peygambere iman etmemişler. Oldu mu? E bir de ise tamam bu ile bu itirazdan kendini şöyle kurtarıyor. Diyor o, fetre devri kimse yoktu. Hazreti Nuh'un bi'seti amdi hepsini kapsamıştı. İman etmeyenler cezaya çarpıldılar. Peki bunu demeyen, bi'seti am demeyenler bu itirazı karşı onlar ne derler? Diyor ve alel kavli bi'umumi bi'seti kable tufan. Tufandan önce bi'seti am değil kavle göre fetamimu tamim hasun bi zamanihi fakat. Ve alel kavli bi'umum yok. O değil. Bu mesele bu şekil kapandı. Onun için bu itirazdan dolayı inna ammetun kable tufan. Şimdi bu cevap var. Burada bir cevap daha veririz. Biz diyoruz Yüce Allah peygamber göndermediğimiz bir kavmi cezalandırmayız. Gaye cehennem azabıyla cezalandırmayız. Onlar fetret devridir. Dünyada onların başına bir felaket gelmiyor. Değil. Öyle değil mi? Bakın. قِيلَ اِنَّا اَعْمَتُ قَبْلَ تُفَانِ Bak orayı bir karıştırdık. Orada bir eksik bıraktım. Tamam, قَبْلَ تُفَانِ بِيَسَّتِ اَمْسَ O zaman hepsini kapsamış. Ama وَلَّعَلَّ الْاَوَّلَ اَوَّلْ O ki diyorlar بِيَسَّتِ اَمْدِ Bu etrafıza karşı ne cevap veriyorlar? Bak kendisi söyledi. Ben zannettim burada yok. Ben atladım. تَمَسَّكَ بِقَوْلِ تَعَرَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَذَا الَّذِينَ زَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَتًا Bak Allah-u Zülcelal diyor, öyle fitneden kaçın. O fitne sade zulm yapanlara değil, hepinizi kapsar. Ha o zaman iman etmeleri gerekenler iman etmemişler. Gelen ceza onlarla birlikte iman etmeyle mükellef olmayanlar da cezalandırılır, helak oldular. Epey bir kileye göre Hazreti Nuh'un kable tufan bi'setinin umumu var değil mi? Buna göre Hazreti Nuh'un umumul bi'seti ile Efendimizin umumul bi'seti arasında fark ne? Anlıyorsun değil mi? Ve alel kavli bi'umumul bi'seti kable tufan fettamimu khasun bi zamani fakat Hazreti Nuh'un bi'setinin tamimi sade onun zamana khasdi. Hazreti Nuh'un bi'seti kendi zamanında bütün insanlara amdi. Herkes o zamanda iman etmeleri lazım. Ama ve ta'mim risaleti nebiyina sallallahu aleyhi ve sellem o li zemenihi hem zemeni içindi ve li zemeni lezi ba'da ondan sonra gelen zaman içindi. Bel ve lezi kablehu ondan önceki zaman içindi. Hani ruhu gelir vahlara göndermiştik ya kemal takadim. Fe eyle ta'mimul khasu bir zamana khas olan ta'mim ki Hazreti Nuh'undur. Mine ta'mimil ammi bir zamana khas değil. Efendimizin döneminde geçmiş geleceğe am olan tamim. O nerede? O nerede? Bir de alâne seyyidena Nuhan lem yürsel iler cinni. Velev ki bütün insanlara gönderilmiş ise de o kavla göre geçsek de insanlara gönderilmiş. Efendimiz insanlarla birlikte cinlere de gönderilmişti. Fe innehu Nuh yok fe innehu şenhal lem yürsel lehum iler nebiyyüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ve ma tesirul cinni li Süleyman aleyhissalatu vesselam o fe tesiru seltetin o saltanet padişahlık tesiru müstakabliydi ve mulkin saltanet ve padişahlığın diye la tesiru nubuvvetin o nubuvvet tesiriyle değil yani Hz. Süleyman nubuvvet ile bütün cinleri müstakar kılmamış kendine Allah-u Zülcelal cinleri onun nubuvvetine müstakar kılmamış ya onun padişahlık sıfatına, onun saltanat sıfatına müstahhar kılmıştı. Öyleyse Hazreti Musa'nın nübüvvet cihetiyle cinlere saltanati, biyaseti yoktu. Yeterli olsun mu? Nefâkumullâhu nef'an mubîn.